Evrim, canlı türlerinin nesiller boyunca değişerek yeni türlere dönüşmesi sürecidir. Evrimin temeli doğal seçilimdir. Doğal seçilim, çevreye en iyi uyum sağlayan bireylerin hayatta kalmasını ve üremesini sağlar. Bu durum, zamanla popülasyondaki gen dağılımının değişmesine ve yeni türlerin oluşmasına neden olur. Evrim, canlıların ortak bir atadan evrimleştiğini gösterir. Bu canlıların ortak bir genetik kökene sahip olduğu anlamına gelir. Evrim, canlıların çeşitliliğini ve adaptasyonunu açıklar. Evrim, canlıların nasıl oluştuğunu, nasıl geliştiğini ve nasıl değiştiğini anlamamıza yardımcı olan bir teoridir. Evrim, modern biyolojinin temelini oluşturur. Evrimin temel mekanizmaları şunlardır. Mutasyon, DNA'da meydana gelen değişikliklerdir. Mutasyonlar her zaman zararlı değildir. Bazı mutasyonlar canlılara yeni özellikler kazandırabilir. Seçim, çevreye en iyi uyum sağlayan bireylerin hayatta kalmasını ve üremesini sağlar. Bu durum, zamanla popülasyondaki gen dağılımının değişmesine ve yeni türlerin oluşmasına neden olur. Ayrışma, bir popülasyonun iki farklı popülasyona bölünmesidir. Bu durum, zamanla iki popülasyonun birbirinden farklı özellikler geliştirmesine neden olur. Gen akışı, farklı popülasyonlar arasında genlerin aktarılmasıdır. Bu durum, iki popülasyonun birbirinden farklı özelliklerini bir araya getirmesine neden olabilir. Evrim, canlı dünyasında birçok farklı şekilde gözlemlenmiştir. Örneğin, kuşların kanatları, memelilerin tüyleri ve çiçeklerin renkleri Evrimin sonucudur. Evrim, canlıların nasıl oluştuğunu, nasıl geliştiğini ve nasıl değiştiğini anlamamıza yardımcı olan bir teoridir.